Maalesef ilçemizde yaşayan, belediyenin ve devletin rantından kendini besleyen bir kısım kişiler diyelim veya gruplar, ben çok da bilmiyorum kim olduklarını. Bu gruplar önceden beri kendilerine devlet üzerinden sağlanmış oldukları rantların Çayeli Belediye Meclisi'nin almış olduğu kararla veya kararlarla ellerinden gideceğini tahmin ettiklerinden ve bizim de bu kararlarda ısrarcı ve alınan kararların arkasında ciddi bir şekilde durduğumuzu fark ettiklerinden olsa gerek ki bizi tehdit etmeye başladılar. Dediğim gibi tahmini olarak kendilerine daha önceden belediyenin sağlamış olduğu rantları kaybedeceklerini fark eden kişi veya kişiler bizi bir şekilde mektup ve posta yoluyla tehdit etmeye başlamıştır. Bunları sizle paylaşacağım. Her şeyi sizle paylaşacağız. Çayeli'de gizli, kapaklı hiçbir şey olmayacak. Ben buradan okuyayım. Akrabamdan birine hakaret ederek, işte ismini vermiyorum, amcasının oğlu benim için bana hitap ediyor. Millete kin beslemeye devam et. Bizim millete kin beslediğimizi ifade ediyor. Belediye sana babandan kaldı. Milletin ekmeğiyle oynamaya başladığın an, tarih boyunca Çayeli'de hiç olmayan bir ilk yaşayacağız. Bizim belediyenin bize babamızdan kaldığıyla ilgili bir iddiamız yok ama belediyenin gayrimenkullerini veya belediyeye ait imkanları babasının malı gibi kullananlarla bundan sonra bir şeyimiz olacak. Belediye meclisi olarak ve başkanı olarak bir tavrımız olacak. Çünkü biz buraya milletin hakkını kollamak için geldik. Burasını babamızın malı olarak görmüyoruz. Ama kimseye de belediyenin malını babasının malı gibi olmadığını da hissettireceğiz ve göstereceğiz. Bakacağız, adam olan sen misin ben miyim? Karşıma çıktığın an beni hatırlayacaksın. Toprağa koyduğum ikinci adam olacaksın. Şimdi birincisini toprağa koymuş, ikincisi ben olacağım. Sevgili dostlarım, uzun yıllardır sizler de biliyorsunuz, benim en çok yapmış olduğum işler insanların düğünlerine ve cenazelerine katılmak. Belki de Çayeli'nde beni tanıdığınız süreden beri binlerce insanı toprağa koyduk. Bu arkadaşımız herhalde siyasete yeni soyunmuş. Bundan sonra cenazelere ben de katılacağım. Ben de insanların yanında olacağım mesajı vermeye çalışıyor. Biz hemşerilerimizle her gün cenazelerinde, acılarında beraberiz. Biz ölümden korkan insanlar değiliz. Biz belediye başkanı Çayeli'nde olurken başımıza nelerin gelebileceğini, ne tarz tehdit ve korkutmayla ilgili karşılaşabileceğimizi bilerek geldik. Bu tür mektuplar veya buna benzer tavır ve davranışlar bu tarz bize yönlendirme yapanlara misliyle cevap olarak kendilerine dönecektir. Biz bunlardan korkmuyoruz. Korkmayacağız da. Belki bizi başkalarıyla karıştırmış olabilirler. O da olabilir ama çok kısa zaman sonra benim başkalarıyla aynı şahsiyet olmadığını görecekler. Ben bu sokaktayım. Yalnız dolaşıyorum. Hesabı olan bana mektup yazmasın. Gelsin benimle bizzat bu şehrin en kuytu sokaklarında görüşsün. Bu açıdan değerli dostlarım, ben gücünü önce Allah'tan sonra güvendiği bu Çayeli'li hemşerilerinden alan bir kardeşimizim. Böyle kuru bir olaylara pabuç bırakmayacak kadar da cesareti olan ve almış olduğu kararlarda da ısrarcı olan birisiyim. Benim siyasi hayatımı ve hikayemi bilenler bilirler ki öyle kolayca vermiş olduğu kararlardan vazgeçmeyen bir insanım. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte umuyorum bu arkadaş en kısa sürede gitsin emniyete kendini teslim etsin. Yapmış olduğundan dolayı gitsin Çayeli halkından özür dilesin. Çünkü bu tavır ve davranış Çayeli halkı adına, millet iradesi adına karar alan Çayeli Belediyesi'ni ve Çayeli Belediye Başkanı'nı tehdit etmektir. Dolayısıyla
en kısa sürede, şayet en kısa sürede bunu yerine getirmezse, en kısa sürede bu ilçede hemşehrilerimiz bu ve buna benzer davranışlar içerisinde bulunanların gerçek yüzlerini görecek ve ondan sonra bu insanlar artık bu sokaklarda gezemeyeceklerdir. Ben buraya daha önceki gibi efendim hiçbir şeye karışmadan, suya sabuna dokunmadan bir belediye başkanlığı yapmak niyetiyle gelmedim. Burada bulunma amacım Çayeli Belediyesi'ni kurumsallaştırmak, Çayeli halkının hak ve hukuklarını savunmaktır. İnşallah Rabbim de yardım ederse en iyi şekilde sizleri temsil etmek istiyorum. Ya bu süreçte önümüze çıkacak olanlara da şimdiden Allah sizin yardımcınız olsun diyorum. Çünkü hem meclisimiz hem bizim kararlılığımız bu konuda nettir.